Okey, okey ablacığım. Geçen hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Hitman'e tüm hızımızla devam ediyoruz. Kayıttan önce birazcık araştırma yaptım. Bayağı bir şey buldum haberiniz olsun. Alt katlarda özellikle çok güzel bir kıyafet falan buldum. Fakat bizim amacımız gençler onlar değil. Amacımız bizim Phenomatic Ranch'le arabanın sanırım pit stop'taki olayını engellemek. Onu da anladığım kadarıyla buradan yapıyoruz. Çünkü bakın buraya baktığımız zaman ben 3 tane seçenek görüyorum. Biz buna herhangi bir şey yapamıyoruz çünkü uzaktan kumanda bombamız yok. Şekerimiz yok ki hani arabanın benzinini falan filan yapalım. Fakat onun yerine Phenomatic Ranch'imiz var. Bunu anladı aynen. Bak bunu buraya kullanıyoruz. Ne olacağını tam olarak bilmiyorum. Sanırım arabanın tekerlerini bir şekilde gevşek bırakacağız. Ama bak izleyelim bakalım ne olacak. Biz neredeyiz? Bakın sol taraftayız. Sanırım arabanın tekerlerini resmen bağlamayacağız. Bak yoksa şey de yapabilirdik. Arabanın benzinine şeker koyardık mesela. Target down. Next up, Robert Knox. Oğlum bu kadın öldü abi. Herkes çok normal. Bakar mısınız? İnanılmaz abi. Oğlum kadın bizim yüzümüzden tek yapabildiğiniz bu mu abi? İlginç ya. Sanki sanarsın ki abi her saniye burada birisi ölüyor. O kadar kanıksamışlar ki bakar mısınız? Kadın öldü. Ne? Devam mı yani işimize gücümüze? Çok acayip. Neyse. Aslına bakarsanız çok kolaymış fakat ben zor yolu seçtim. Şimdi ben yine de şunu almak istiyorum fakat şurada bir beyefendi var. Al abi şunu. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne yazıyor? Booster yazıyor üzerine. Sanırım bu booster'ı da bir şey... Aa yok orada şeker yazıyordu. Neyse ya. 3 tane seçeneğiniz var gençler. Burada bir yerde uzaktan kumandalı bombayı nerede bulabilirsiniz? Veya şekeri nereden bulabilirsiniz bilmiyorum. Ama bir şekilde kamera beni yakalamış. Selam. Dostum selam. Hiç kamera umurumda değil abi. Alt katı bu arada gezdim kayıra girmeden önce ve burada çok tatlı, bembeyaz bir kıyafet buldum gençler. İzninizle onu bir alalım. Çünkü neden olmasın. Çok tatlı beyaz bir kıyafet buldum arkadaşlar. Oo bak bunu geçen sefer almıştım şimdi tekrar alalım. Çünkü bu kartlar biliyorsunuz bizim rahat rahat girmemize sağlıyor. Ve hatta şuradaki insanlar beni görse tanıyacak şekilde. Ama problem değil. Neredeydi o? Şunu da alalım. Aa sabunmuş o. Pekala. Sabuna ihtiyacımız olmayacak. Aynen bu. Pale Rider. Ne demek bilmiyorum. Pale aslına bakarsanız solgun demek. Bak fresh disguise. Ona bakar mısınız şu kıyafete? İnanılmaz. Bizim için böylece kafamızın kel olduğu da belli değil. Ya harika bir olay. Biz isterseniz şöyle bir şey yapalım. Artık Phenomatic Ranch'e ihtiyacımız var mı? Bence yok. Bırakabiliriz sanırım. Neyi bırakalım? Neyi bırakalım? Aa bunları bırakabiliyoruz sadece. Çıkıp bırakmayalım abi. Çantamızı dursun. Zararı var mı? Bence yok. Sadece üstümüzü başımızı aramak isterlerse o konuda hayır dememiz lazım. Çünkü etrafta bir yarışçının vidayla düzeltiyorum. Çekiçle ve tornavidayla veya bu oktan şeyiyle dolaşması bence pek hoş karşılanacak bir şeymiş gibi durmuyor. Şimdi buralara bir şekilde sanırım girebiliyoruz. Fakat burası trespassing olabilir. Az adımımı atayım. Arkadaşlar burası trespassing. Haberiniz olsun. Fakat içeride görünüşe bakılırsa kimse yok gibi abi. Oğlum içeride kimse yok gibi lan. Bu adam bayıltsam ne olur? Hiç kimse görmez. Gerek var mı? Bence yok. Ne alabiliriz buradan? Uuu şu masada bir şey var. Gençler kimsenin ruhu duymasın. Rica ediyorum. Ben şunu bir alayım. Neymiş bu? Keycard. Uuu güzel. Burada görünüşe bakılırsa 4 kişi var. Ve bizim burayla hiçbir işimiz yok abi. Şu odaya bir girelim isterseniz hızlıca. Şurada bir ne var? Ranch var. Alalım mı? Burası garajmış abi. Kapatalım. Buradan dışarı çıkabiliyor muyuz bilmiyorum. Orada kapı var mı? Görünüşe bakılırsa yok. Pekala. Buradaki işimiz şu noktada bitmiş durumda gençler. Haberiniz olsun. Bu neymiş? Her odayı kontrol etmek istiyorum. Çünkü gençler biliyorsunuz ufak ufak detayları hep buralara saklıyorlar. Bak propan flask koymuşlar mesela buraya. Ne işe yarıyor? Açıkçası bilmiyorum. Bu insanlar pozisyonlarını değiştirirlerse beni burada enseleyebilirler. O yüzden biz şöyle bir şey yapalım abi. Ayağa kalkalım. Ayak seslerini bu oyunda iyi ki duyma gibi bir şey yok ha. Kapıyı açalım. Ve arkamızdan kapatalım. Hiçbir şey yokmuş gibi çıktım dışarı. Yay! İşte bu. Şimdi bizi bu bölgede tanıyan bir Allah'ın kulu yok. O kadar mutluyum ki amacımız ta ötedeki bu kadının Robert Knox'a gitmek. Bilmiyorum bu trespassing. Gördünüz değil mi? Hiç gerek yok arkadaşlar. Size yasak olan yerlere asla ve katı surette girmemek gerekiyor. Burası şimdi VIP. Abi görünüşe bakılırsa burası da trespassing. Burası trespassing mi? Abi her yer trespassing. Ben anlamadım ki. Özür dilerim yanlış girdim.
Abi çok ilginç. Orada bir yalnız bulaşık makinesi vardı. Gördünüz mü? Oraya girmem lazım benim. Dostum selamlar. La 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 la. Evet evet aynen öyle. La la la. Özür dilerim. Evet bu adam burada takılırsa muhtemelen bizim içeri girmemiz bayağı zorlaşacak, haberiniz olsun. Fakat bir noktada benim işte bu. Bir tuvalete girelim. Aa bak şey var. El kurutma bak. Ben bunu çok seviyorum ha. İnanılmaz. Çok tazikli hava veriyor. Mesela bunların birçok modeli var. Böyle duvarda asılı olanları var falan da filan da, ama bu özellikle bu çok güzel. Bu cidden harika. Ben onu çok çok tazikli hava verdiği için sevdiğim bir cihaz kendisi. Evet, trespassing yaptık şu an. Bu ne? Burada bir şey bulabilirim. Ne bu? Buldum bile. Emetic rat poison. İşte bu abi. Fare zehri. Bu ne? Turn on. Gerek var mı? Bence yok. O adam bakıyor mu? Bakmıyor. Çık dışarı Eray. Evet, işte bu. Şimdi neye sahibiz? Hemen gözden geçirelim. Bir adet fare zehrimiz var ki bence bu bayağı iyi bir olay. Bu neymiş? Şunu alsam abi bana kızar mısınız? Alamıyoruz onu. Pekala. Ya amacımız şu adama gitmek, fakat cidden nasıl gidildiğini bilmiyorum. Oğlum herif çok uzakta. Herif sanki başka bir haritada gibi. Bir dakika. Abi kimse yok diyeyim arkada ya, ne olur. Missing diyor. Crowbar. Oğlum hepsi mi missing? Biz crowbar nerede bulmuşum? Benim ajan crowbar bulmam lazım. Acilen. Bir şu bölgeyi kontrol edelim. Ya bence bir şekilde oraya gidilebiliyor. Bak. Bu yol gidiyor abi mesela. Güzel. Sanırım koşsam kimse açısından sıkıntı olmayacakmış gibi hissediyorum. Çünkü biz bir yarışçı kıyafeti içerisindeyiz. Veya yarışçı değil. Aslında bakarsanız beyaz takım diye bir takım yok ama herif nerede abi? Herif kayboldu. Ay yakın. Oo gittikçe yakınlaşıyoruz ha. Ulan bu ne? Yandık ya. Lockpick nereden bulacağız ki? Bir saniye affedersiniz. Bu arada burayı da ben kendim kapattım, biliyor musunuz? İnanılmaz ya. O kadar değişik ki ya. Hiç hoş değil. Burası trespassing mi? Değil. Burası trespassing mi? Burası değil. Oğlum burası trespassing. Gençler burası trespassing, haberiniz olsun. Olsa problem değil. Bu şeyi kapatsak mı acaba? Çok ses çıkıyor, kapat. Çok ses çıkıyor abi. Ya şu güvenlik görevlilerinden birkaç tanesini öldürsem aslında bakarsanız benim için bayağı rahat olur ha. Nerede adam? Karşı tarafta. Burası nereye gidiyor cidden bilmiyorum. Ben adamı gençler haberiniz olsun şeyle öldürmek istiyorum. Fare zehriyle. Çünkü cidden ilkini bu şekilde öldürdük. Bence bu beyefendiyi de böyle sanki bir şeyden haberi yokmuş gibi öldürürsek çok tatlı olacakmış gibi hissediyorum. Şu an için sahip olduğum disguise'ı çok iyi kullanmam lazım, haberiniz olsun. Sahip olduğum neyi? Şaka yapıyorsun. Aga şaka yapıyorsun ya. Benim şimdi bu adamı öldürmeyeyim mi? He? Pushlarsam da direkt ölüyor. Bence pushlamaya hiç gerek yok abi. Gel abicim, gel abicim. Sabdu. Evet. Şimdi bu bölgeye herhangi birisi bana soracak olursanız gelmeyecektir. Dolayısıyla bu beyefendi buraya bir gelsin. Ve bizim yedek disguise'ımız da burada bir yerde kalsın. Artık biz bir yarış görevlisiyiz, haberiniz olsun. Evet. Harika. Bence böyle çok daha tatlı. Şimdi geliyorum abi hedefe doğru. Bu adam önemli birisi olduğu için muhtemelen yine zibilyon tane koruması olacaktır yanında. Böyle direkt itemi şey yapabiliyoruz, fırlatabiliyoruz. Gayet güzel. Burada içeri... Bak silahlı abi herifler. Bakın duruşlarından... orada bir şey var. Tornavidaymış. İçeri girebiliyor muyuz? Burası da trespassing. Şaşırdık mı? Abi fare zehri de burada var. Allah'ım yarabbim. Bu çok iyi oldu. Böylece birden fazla içeceği... Oradan giremeyiz. Oha ciddi misin abi? Oha çok tehlikeli. Oradan girmiyoruz. İçeri keşke delikten bakma vesaire olsaydı, öyle değil mi? Bence de çok daha tatlı olabilirdi. Yalnız bu yurtlar çok kalabalık lan. Oğlum bu ne? Biz çok fena trespassing yapıyoruz şu noktada. Overthink yapsak mı şunu? Ne işe yarar? Şurayı kapatsam yine beni burada görürlerse, bak beni burada görürlerse mesela kızamıyorlar, haberiniz olsun, öyle de bir özellik var. Çünkü ben dışarıda görevli olduğum için ait olduğum yerdeyim, yani dışarıdayım. Fakat trespassing yaptığımız takdirde bakın şu an işler çok kötü cidden. O zaman şöyle bir şey yapalım, bu kapı açık kalsın, tamam mı? Buradan gidelim bakalım nereye gidiyor burası abi.
Oğlum buradan birisini bulmam lazım benim ya. Bak şurada iki kişi var arkadaşlar. Şu, tam şurada iki kişi var. Bunların acilen buradan gitmesi lazım. Çünkü ben şu tarafa doğru koşacağım. Orada da kamera var. Kahretsin ya. Hadi oğlum ya uzaklaşın. Başka tarafa baksanıza. Aşağı inebiliyor muyuz cidden? Buradan işte düşüyor muyuz? Ulan düşüyormuş gibi herif var ya. Çok acayip. Şimdi burası boşuna overflow oldu biliyor musunuz? Abi her girişi denemek gerekiyor. Abi nasıl missing keycard ya? Nasıl missing keycard ya? Ciddi misin? Oğlum burası nereye gidiyor? Her türlü yeri denemek gerekiyor gençler. Haberiniz olsun. Şimdi üst kıt denedik olmadı. Alt taraf için bir tane kart gerekiyor. İsterseniz şöyle bir ilerleyelim. Burası bak alt kata buradan girebiliyoruz. Parking diyor. Buradan içeri girebiliyoruz. Yalnız burada bir kamera var. Karşıya geçebilirim. Orası. Oha orada başka bir olay var bakın. Ulan oradan gitsek bizi var ya tanımayacaklarmış gibi hissediyorum. İsterseniz öyle yapalım. Burada bir metro hattı var yanılmıyorsam ve buranın bizim görevle herhangi bir alakası Bayside Center. Vay vay harika. Bizim herhangi bir şekilde buradan yaklaşmamız sanırım insanlar için problem olmayacaktır. Biz sonuçta biz yarış görevlisiyiz. Merhabalar. Beni anlayacak mısınız bilmiyorum. Ben normal insanım abi ya. Ne olur artık her şeyden işkillenmeyin. Bir de bu oyunda şu var. Selamı bak normal bir bireyim ben yani. Teşekkür ederim. Etrafta ne diyorsun ya? Ablacığım seni burada var öldürürüm ama işte yani bak elimden bir kaza çıkar şu an biliyor musun? Çaktırmadan bir kaza çıkar elimden. Şu an bak dua et şurada insanlar var ya tepende bir yerde kamera var. Bak şurada bir kamera var ablacığım. Ted Bendis ID kart. Ulan alsak mı acaba? Kadın bakmazken. Bir şekilde kadın dikkatini dağıtalım mı gençler? Bir dakika. Şimdi ne yapabiliriz? Bir yere bir şey fırlatalım mı abi? Aynen. Allah. Ulan elimize aldık diye herifler sinirlendi ha. Şey boruyu elime aldım ya. Çok tehlikeli. Bir şeyle elimize almamız gerekiyor gençler bu oyunda. Ted Bendis. Oğlum harika bir yerdeyim yalnız. Burası inanılmaz olabilir bizim için. Oo, kadın dikkatini dağıtmam lazım. Abi televizyon kapandı. Hanımefendi. İzliyordum televizyon kapandı. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın çok güzel bir şey geldi aklıma. Ha, o kadın oraya gidecek şimdi. Bak iyi izleyin. Hadi eyvallah reis. Ha, işte bu. Ya profesyonel olacaksınız gençler. Yere boru attım mesela ve bir ID kart. Ted Mendes'in ID kartını aldım. Oğlum geri dönebilirim o zaman ben şu an hiç. Aa ben giremem değil mi buradan? Okey. Tamam bu kadar ya. İnsan olun ha. Bana deyin ki giremezsin diyeyim ben girmeyeyim. Ya yani iki saniye direkt düşman olmak, silah çekmek ne demek ya? Biz öyle mi yapıyoruz abi insanlara? Bir de bu insanlar şey değiller, pratik değiller. Yani bizim gibi şey değiller yani pratik. Ya de ki herife girme de mesela. Girmez. Bizim için diyorum mesela. Bizim milletimize diyorum. Abi girmen yasak. Koşarım. Koşarak girerim ki. Ha girdim. Abi bir dakika amacım girmek değildi. Allah kahretsin kamera geliyor. Sabit. Bence bu Ted Mendes mi? Ted Bendes mi? Ted Bundy mi? Ne halsa. Teşekkür ederim. Şöyle kenardan ilerleyebilirsem. Oha. Reis Marshall. İçimde hala o kıyafet var. Haberiniz olsun gençler. Ben yine kendimi şey hissetmiyorum ya. İyi hissetmiyorum. Harika. Abi harika. Burası da bir yere gitmiyorsa yemin ediyorum yandık. Aa orada oğlum işte yeni kıyafetimizi gördüm. Abi yeni kıyafetimizi gördüm. Bakın ATM'den parasını çekmeye çalışan bir bu neymiş lan? Bu ne aga? High voltage. Ciddi misin? Ablacığım, istersen yalnız mısın burada? Kadınların kıyafetini giyebiliyor muyum? Neyse bunu bakalım mı? Basalım mı? Basmaya gerek var mı ya? Risk edelim mi? Ölmesin ya kadıncağız. Aynen. Değil mi arkadaşlar? Ölmesine hiç gerek yok abi kadının. Bence kadın ölmesine hiç gerek yok. Bak kadın orada çalışıyor zaten. Çalışsın. Bana bir zararı var mı? Yok. Aa, bana zararı olmayan hiç kimseyi öldürmüyorum. Florida Man article'ı bulduk. Ne işe yarıyor ciddi manada bilmiyorum. Bak bir boru daha alalım abi. Borular çok önemli. Şu borular ciddi manada önemli. Bu neymiş? Fuse box. Turn off. Gerek var mı? Yok. Şu an için dikkat çekmeye hiç gerek yok. Biz binanın alt katındayız çünkü siz ters hareket yaptığınız takdirde
Şey yapamıyoruz. Boruyla falan kıramıyoruz. Yalnızca silah gerekiyor anladığım kadarıyla. Her neyse, problem değil. Şimdi amacımız şurada parasını çekmeye çalışan bir soytarı var. Bakın ta ileride. Ona doğru gidebilirim ve burası sandığımdan çok daha kalabalık belli ki. Ama problem değil. Problem değil. Burada bir güvenlik var. İçeri girebiliyor muyuz bilmiyorum. Missing keycard diyor. Bizim acilen bir keycard bulmamız lazım. Gerçi ben just got to pick up the documents from my van, but I had to knock out a guy and steal his flamingo outfit. Aa, bu da birisini bayıltmışla kıyafetini almış biliyor musun? Şimdi arabanın anahtarlarını bulamıyorum. Evet, çok aptalca biliyorum. Ama gerçek maskot orada bir yerde. Oğlum ciddi misin? Bu da mı maskotu bayıltmış? Oha, yeni bilgi öğrendik ha. Net söylüyorum, yeni bir bilgi öğrendik. Bir dakika, ne yazıyor? Ulan kaçırdık ha. Ay Allah, canım almasın ya, kaçırdık. Beyefendi gitmeyin ne olur. Bak, o da birilerinden kaçıyor. Insert coin, coin'imiz yok. Oğlum bu garip adam, bayıltsam mı acaba? Şu herif görür ya beni. Dostum. Dostum, kıyafete ihtiyacım var ya. O herif görmez beni, çok uzak. Çok güzel. Hemen bayılt, hemen tut şunu. Hemen tut şunu, tut şunu, tut şunu, tut şunu, tut şunu abi. Yok bir şey yok, bayıldı. Baygınlık geçirdi, baygınlık. Oh be lan, var ya, ilk defa bu kadar kolay oldu benim için. Gel dostum. Gel dostum. Body'yi kimse bulmaması için şuraya bir yere sokuşturalım şunu abi. Evet, harika oldu. Hemen kıyafet değişiyoruz. Evet işte bu kadar. Oğlum çok iyi. Selam. Ulan hiçbir şey mi yok ya çantamızı açacak? Çok acı. Ya bu kıyafette ben şey yapmak istemiyorum ya açıkçası. Aa, yerde kadın tanıyor bu sefer. Aa, bu şey düşürdü yerde. Bu neymiş? Aa, parking ticket bulduk ha. Ne işe yarıyor acaba? Birisi illegal olarak park etmiş diyor. Gri bir van, sliding door. Kronstadt Bayside Center'da. Aa, gri van. Buradaki gri aracı bulduğum zaman içinde baygın bir adam varmış anladığım kadarıyla. Ulan aracı buldum gibi. Gri yazmıyor muydu abi? Ya şu herif bayağı sıkıntı çıkaracakmış gibi de, telefonla konuşan var ya. Niye böyle bir şey yaptık? Cidden bunu niye açtık? Demek cidden gri. Aa bak, orada bir tane araba var. Abi kesin o. Şimdi şeylerden çok korkuyorum şu güvenlikten. Ama sanırım etrafta böyle koşturan maskot için çok da fazla... Aa, kameraya yakalanmışız. Kim bilir nerede yakalandık. ATM'lerin orada kameraya yakalanmışız. Gençler haberiniz olsun. Bak, gri van dedikleri muhtemelen bu. Dostum arabaya geldim, eve gidiyorum. İşkillenmeyin. Cık. Abi levye gerekiyor bunun içinde kapıyı açmak için. Oğlum anahtarımız ne? Aa, anahtarla ki biletimiz var bizim. Yani levye bulabilir miyiz? İşte görünüşe bakılırsa... Ah, gözlerim parladı vallahi. Sanırım bu şey bize çok da fayda sağlamayacak gibi. Bu binaya girmemiz gerekiyor zaten ki en iyi üst kattan yaklaşabildik binaya. Lan bir levyem olsa var ya, her şey hallolacakmış gibi hissediyorum şu noktada. Harika ya, bu da trespassing. Yalnız şurada bir şey gördüm, bakın görüyor musunuz? İçeri girersem... Aa, arkası dönükler beni fark ediyor gibi. Lan şunu alsak mı? Ne bu? Un. Şey, şeker. Aldım. Beni fark ettiğimi fark etmedi. Çok iyi be. O zaman ön tarafa geçelim bakalım. Oradaki birilerinin yiyeceğini falan şey yapabiliyor muyuz? Fare zehri koy. Oğlum çok güzel. Oğlum şuraya bakar mısınız? İnanılmaz. İnanılmaz yerler ya. İnanılmaz. Oğlum şey çok komik gözüküyor. Hitman. Dostum selamünaleyküm. Evet, bayağı garip bir durum. Niye bana şey yapmıyorlar? Bir şey önermiyorlar. Burada bir yerde gerçekten levye bulma ümidiyle geldim buraya. Haberiniz olsun yani. Ne arıyorsun falan demeyin. Amacım levye bulmak yani. Bak, unlock. Ha, o. Merhaba memur bey. Merhaba memur bey. Memur bey.
Şimdi onu açtık. Ne işe yarıyor açıkçası bilmiyorum. Ve onun ne olduğundan da emin değilim. Aa, o bir elektrik şeyi. O bir elektrik şeyi suyu. Birisi bir şeyi incelemeye geliyor abi. Aa bak, suyu incelemeye geliyor. Oha, sesini mi duydun abi suyun? İnanılmazsın yani. Çok acayip. Oğlum içeri girsem harika. Distraction diyor ya. Bu ne? Selamünaleyküm. Bu ne bir şey abi, bu neymiş? Aa, direkt ortama karışabiliyoruz bakın. Oh oğlum, inanılmaz gözüküyor. Aa bak, o herif bu herif daha az önce ne oluyor lan diyen. Abi çok acayip. Peki abi, sanırım burası bize istediğimiz şeyleri vermeyecek gibi gözüküyor. Burası neymiş? Şuna bakmam lazım abi, şurayı incelemem lazım. Memur bey, tahminimce buradan giremiyorum ama risk edeceğim. Girebiliyor muyum? Bir adım daha atarsam. Bir adım daha atarsam. Bir adım daha atarsam. Bir adım daha atarsam. Aa, girebiliyormuşum meğersem. Oğlum. Aptal herifler, niye durduk yere gerginlik yaratıyorsunuz o zaman? Abi polisler çok garip değil mi sizce de? Madem girebiliyorum. Evet, güzel bir gün. Çok acayipler ya. Aptal mısınız anlamadım ya. Muhtemelen aptalsınız abi. Madem girebiliyorum niye böyle gerginlik yaratıyorsun ki? Bak burası neymiş? Bak ne güzel yere geldik. Ya işte bu. Bu ne? Buz makinesi. Gerek var mı? Yok. Bu beyefendiyi mıhlayabilir miyim? Evet. Dostum selamlar. Ranch'e gerek var mı? Yok. Burada zehirleyebileceğim hiçbir şey yok gibi abi. Electrical faucet. Elektrikli... Bilmiyorum. Bu ne? Oo, makas. Güzel. Oğlum çok fazla şey buldum yalnız ha. Bu ne? Expose. Şeyi açığa çıkartabilirim sanırım, elektriği. Yalnız oradaki suyu açarsam ben kesin ölürüm arkadaşlar. O yüzden hiç gerek yok. Hatta oyunu kayıt bile edebiliriz biliyor musunuz? Çünkü bayağı ilerledim ben ve kendimi şu an için iyi hissediyorum. Ufak bir hata yaptığım takdirde jortlarım. Buradan direkt sit down deyip landing yapabiliyorsunuz. Benim hala üst kata çıkacak yolu bulamamış olmam benim bayağı canımı sıkıyor. Derken bir merdiven. Aa, merdiven değilmiş. Burası ne abi? Bu ne? Aa, basıncı ayarlıyoruz biliyor musunuz? Adjust the basınç. Oo güzel. Nasıl ayarlıyoruz bilmiyorum açıkçası. Basıncı arttırdık. Bina havaya uçabilir gençler, haberiniz olsun. Kaçmam mı lazım bilmiyorum. Aç abi, tüm basıncı fullledim vallahi. Gençler, basınç bina havayı uçabilir, haberiniz olsun. Ben ne yapmam gerektiğini şu an için bilmiyorum ve panik yaptım. Beyefendi, istersen kaç bilmiyorum ama kaçmak isteyebilirsin belki. Ben bir şeyler yemiş olabilirim. Ben bir haltlar karıştırmış olabilirim. Aa, bu ne? Teşekkür ederim. I will bring it back. Teşekkür ederim, bunu geri getireceğim diyor. Sanırım çaldı kuru pasta için diyor. Emin değilim. Şimdi burası hala patlamadı arkadaşlar. Evet, burası hala patlamadı ve borular tüm binayı sarıyor. O halde buradan sanırım bir tık uzaklaşabiliriz. İyi lan, kimse beni şey yapmıyor ha. Kimse beni iplemiyor. O kadar iyi ki. Aha, buradan yukarı çıkarsam bence ipleyeceklerdir beni. Merhaba. Başkanı eğlendirmeye gidiyorum. Yes. Bu kıyafetle arkadaşlar giremeyecek hiçbir yeriniz yok, haberiniz olsun. Bizim avımız nerede şimdi? Aa! Podyumdayım. Oha, tropiyi poisonlayabiliyorum. Ciddi misin? Şu niye oraya geldi ya? O adam, oğlum o adam niye oraya geldi? Of, çok acayip. Elime bıçak alsam. Şuraya bir yere fırlatsam ne olur? Aa, gidiyor gidiyor. Gidiyor ara gidiyor, sıkıntı. Aa, gitmiyormuş ya, tüh. Ne yapacağız biliyor musunuz? O neydi? Abi oraya biri bir şey attı. Beni duyuyor musunuz? Bir ses duydum dedi. Aynen abi, o ses neymiş? Ben de duydum sanki ya. Bak, çoluğumuz çocuğumuz var bizim. Evet işte bu. Devam et. Evet abi. Kimse görüyor mu beni? Abi inanılmaz. Milletin ortasında şeyin... Ya çok acayip. Ben bilmiyorum ne olduğunu. Eyvallah. Bak, makas alayım mı? Ben aldım. Sıkıntı yok memur bey, çöpe atarım. Salak. Oğlum çok acayip. Çok keko lan bunlar aslında ama işte öldürüyorlar yani. Bir merdiven. Hem de
Bir yere gidiyor. Bir yere giden merdivenlere bayılırım arkadaşlar, haberiniz olsun. Yani merdiven dediğim o. Oha. Şaka yapıyor olmalısın. Binaya girdik. Bu ne? Aa, ceset bulundu. Ulan yukarı çıksak mı acaba? Gençler, girdim ha. Nasıl yaptım bilmiyorum ama ciddi manada girdim. Bakın şurada bir şey gördüm hatta. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Yukarı doğru sakın gelmeyin arkadaşlar, rica ediyorum. Ben zar zor bir şeyler yaptım şu an. Evet. Burası neresi? Abi çok büyük harita ya. Samimi söylüyorum ya, dehşet büyük harita. Asansör boşluğuna falan gelmiş olabiliriz. O kadar şey yaptım ben. Aa, burada kesin birisini bulacağız ve bunların kılığına gireceğiz belli. Hatta avımı buldum bile derken. Aa, keycard. İşte bu abi, aradığım keycard bu. Müthiş. Bunlar neymiş? Android call, harika. Bırakabiliyor muyum? Şuraya bir yere bırak. Hiç gerek yok bunlar. Abi Android call'lar ne alaka? Oğlum ciddi misin? Çok tehlikeli. Geçen burası tehlikeli, haberiniz olsun. Bir üst kata bakalım. Burası aynı zamanda trespassing. Buradan gelmiş. Buradan üst kata çıkabilirim, haberiniz olsun. Bir de burayı kontrol edelim hızlıca. Aa, burası daha... Oğlum bu ne? Akvaryum. Oha, iki kişi var burada. Şurada da bir adet ne var? Bir dakika, akvaryumları patlatabiliyor muyuz abi? İnanılmaz olur öyle bir şey yapabiliyorsak. Çünkü yerde priz gördüm ve etraftaki tek su kaynağı da olan akvaryumlar. Yok. Şu bir açığa çıkartalım şuna. Bu oradaki herifler bizi görmeden. Evet, harika oldu. Sanırım iki kişi buraya geliyor. İki kişi buraya doğru geliyor. Aa, elektrik çarpmadı abi ikisini de. Ya oldu abi. Ya ben boşuna mı yapıyorum bunları aga? Gençler, ciddi manada ben boşuna yapıyorum. Ya yapmayayım. Oo, nereye geldik lan yine? Yalnız buralarda sanırım hiç kimse yok. Aa bak, burası trespassing. Burası henüz açık olmadığı için trespassing anladığım kadarıyla. O halde bizim tekrardan... Öteki kapıdan gitmemiz lazım. Beyefendi orada duracak mı? Biraz daha. Hadi oğlum ya, benim oradan gitmem lazım. Orası bize hedefime ulaştıracaktı. Lütfen. Evet, buraya gelin. Harikasınız. Çok güzel. Olması gerektiği gibi. Harika ya. Son anda. Ama buradan yukarı çıkarsam bence hedefim işte bu. Evet, hedefimizin katına kesinlikle ve kesinlikle buradan gidiyoruz, haberiniz olsun. Bir şey işte ters giderse, ki muhtemelen gidecek zaten. İşte yani. Oğlum özür dilerim lan, yanlış oldu. Yanlış yaptım, yanlış kazayla ya. Öf, zırt pırt siz de yani. Yolumu kaybettim arkadaşlar. Aha. Burada kesin birisini benim halletmem lazım. Ama burnum gözüküyor mudur acaba ya? Böyle bakarsan beni görür müsünüz gençler normal şartlarda? Bakayım. Yani evet. Yani evet, şöyle biraz daha düz duralım. Hatta şöyle change cover diyelim. Şurada doğru hızlıca bir geçelim bakalım. Şu an trespassing yaptığım için biraz işkillenmiş durumda. Çünkü güvenlik kameralarını araştırıyor olabilirler. Her neyse. Bir sonraki bölüm gençler, kaldığımız yerden neye? Hitman'e. Devam ediyor olalım. Çünkü burası belli ki bir şeyler verecek bize. Fakat birazcık deşmem lazım. Biraz deşmediğimiz takdirde kolay şeyler olmuyor. Haberiniz olsun. Her neyse, bir sonraki bölüm kaldığımız yerden Hitman'e tam bu noktada devam ediyor olacağız. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Ve gençler, hoşça kalın.